Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Acapella TTS ile alakalı bir olaydan bahsetmek istiyorum. Acapella grup firması dosya sistemini değiştirmiş. Yani nasıl anlatsam artık ses verileri dahili depolamaya atılmayacak. Ana dizine koyulmayacak. Yani dahili depolamadaki Acapella Voices klasörü yok artık. Acapella Voices klasörü var. Ama dahili depolamada değil, Android klasörünün içinde. Acapella grup firması bunu Android klasörünün içine atmak istemiş. Ve artık indirilen ses oraya kaydediliyor. O yüzden hani olsun, ne var ki bunda diyebilirsiniz. Şöyle bir şey var. Emoji okutma dosyasını atarken zorlanabiliyoruz. Acapella TTS'nin içinden girip sözlüğü içe aktar demek fayda vermiyor maalesef. Çünkü nasıl bir ilginçlikse, konuşamadım kusura bakmayın. Sözlük dosyasını o şekilde görmüyor. Görmediği için de içe aktaramıyoruz. Bunun için ne yapacağız? Şöyle yapıyoruz. Zarchiver Pro. Userdikos.zip 10. User görüntüle. Şimdi bunun içindeki klasör tur.userdiko dosyayı seçiyoruz. Bir tanesi gösterin. Etiketsiz. Çıkart diyoruz. 33 öğeden 1 ila 13 arasındakiler gösteriliyor. Ama çıkart düğmesine bir kere daha basmadan önce şöyle yapıyoruz. Podcast. Archives. 30. App Hours. Android. Metadata 10. Bakın şurayı iyi takip edin. com.android.ben com.android.com.android.com com.ekeyplegroup.android.tts 18 Ekim 2021 10.21 küçüktür dir büyüktür. Evet, şu konumu dikkatli dinleyin. Android klasörünün içinden ne oluyor? Data, storage, emulated, 0, Android, liste dışında. Geri. Evet, bu Android klasörünün içindeki data klasörünün içinde oluyor artık ses veri dosyaları. com.ekeyplegroup.android.tts 18 Ekim 2021 10.21 küçüktür dir büyüktür listede Zarchiver Pro com.acapellagroup.android.tts diye bir konumun içinde kopyalanacak artık ses verileri. Giriyoruz. Files 18 Ekim 2021 10.21 küçüktür dir büyüktür. Dosyalar diyor. Giriyoruz. Ekeyplay Voices. Evet, artık Acapella Voices klasörü burada konumlanıyor. Gene giriyoruz. Userdikos. Buradaki Userdikos'u silmeyi unutmuşum, neyse. Etiket. Yapıştır diyorum. Dosyanın üzerine yazılsın mı? Tur.userdiko dosyası zaten mevcut. Şimdi şöyle bir işlem yapacağız. Yeni dosya. Boyut 76.00B. Kaynak dosya. Boyut 54,72 kilobayt. İşaretli değil. Tüm dosyalara uygula. İptal. Atla. Değiştir. Düğüm. Değiştir diyorum. Arşiv başarıyla. Tur.userdiko 19. Artık geri. Düğüm. İçine böyle. Çıkmak için tek. Atıyoruz. User. Sil. Şimdi. User, evet. Donanım. Va ara. Ana ekran, sayfa 1/1, varsayılan sayfa. Şimdi optimize.
RAM'i temizliyoruz. Telefonunuz optimize edildi. Ve Acapella TTS'ye Talkback ayar. Geçiyoruz. Van Uğana et. İşaretli değil. Radyo düğmesi. Ekeplate. Bu tam. İşaretli. Donanım. Van Uğana. Evet. Uygulamalar ekran. Sayfa 2, 3. Bir deneme yapalım. Mesajlar. Mesajlar. Yeni mesaj. Alıcı, düzenleme kutusu, Türkçe, düzen, görüntü, ek, bir emoji, etiket, emoji, ATM, ATM, çöp çöpü eline atın simgesi, iç ile bir su işareti, tekerlekli sandalye sembolü, gördüğünüz sütun gibi. 4, erkekler için işareti, sütun 5. Artık İpek emojileri yine okuyor ama dediğim gibi. Nasıl yapacağız bunu? Normal olarak değil, Z-Archiver ya da RAR programıyla yapmak zorundayız artık. Direkt olarak dosya yöneticisinden atamıyoruz dosyayı. Donanım. Klavye git, klavye gizli. Van Valana ekranı ara. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bildirim gölgesi daraltıldı. Kayıt devam ediyor.